Milyonerle 24 saniyeden merhaba. Irmağa buradan sevgiler biliyorsunuz Bayern Münih Beşiktaş maçı için. Ee, yine bir yöner ekibiyle e, Bayern e, Münih'te olduğu için e, o maçın bilgilerini aktarmıştı. Bizimle o yüzden değil bugün. Şimdi, e, perşembe günü oynanan karşılaşmaları konuşarak başlayacağız. Fenerbahçe-Olimpia-Milano maçı, öncelikle konuşacağımız mücadele. E, bir de Eurolig'de bir ara vardı tabii. Koç takımlar dinlenme fırsatı buldular. Sakatları olanlar için de bu biraz daha yenilenme süreciydi. E, Fenerbahçe'nin böyle bir aradan sonra evinde Milano karşısında nasıl bir performans sergilemesini bekliyoruz? Şimdi tabii bu ara kime nasıl yaradı onu hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe doğuşunda Türkiye Kupası'ndan ilk gün erken elenmesi belki de onlar için de bir şekilde fiziksel olarak dinlenme artı bazı şeyleri de gözden geçirme şansı vermiştir. Milano maçından sonraki periyot yani ateşten bir top. Real Madrid deplasmanı, Kaunas deplasmanı arkadan CSK ile içeride. Yani Fenerbahçe doğuşun kazanmaktan başka B durumu yok. Benim <laughs> bu maçla ilgili görüşüm. Ya Fenerbahçe'nin hani hem devamındaki zorlu fikstür sebebiyle hem de evinde böyle bir aradan sonra ve Türkiye Kupası'ndan da elendikten sonra Milano karşısında pek e, rakibine şans tanımayacağı düşüncesindeyim ama e, tabii savunma performansı yüksek bir takım olsa da Milano'da savunması savunulması zor bir e, takım diye düşünüyorum Fenerbahçe için. Dolayısıyla beni handikap biraz endişelendiriyor. E, ay bağıracak. <laughs> Tamam. Handikap biraz endişelendiriyor. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama hani 12 sayıları bulur mu fark onda biraz endişeliyim. Koç'un da altını çizdiği gibi Theodor'un durumu orada biraz aslında bu tercihi yaparken etkili olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla öyle bir tercih yapacaksanız eğer handikapla alakalı oynayacaksanız Theodor'un durumunu kesin kontrol etmek lazım diye düşünüyorum bu maç öncesi. Şimdi Ceska-Baskonya karşılaşmasını konuşacağız. Küçük skorlu bir maç olsun. Yani ikisi de hücum tarafı çok kuvvetli iki takım. Viktor Radı transfer etti enteresan bir şekilde Gaziantep'ten CSK öte yandan pot altında Hainz beraber sakat oyuncuları var pot altında özellikle Tim Şengelya gibi oralara dış oyuncu gibi gözükse de girip olayın şeklini değiştirmek oyuncuları var Baskonya'da. Buradaki önemli olan faktörlerden bir tanesi pozisyon sayıntısının fazla olması yani topu potaya daha fazla atmak gerekiyor İşte oralarda da CSK'nın marifeti bence Baskonya'ya göre daha fazla Baskonya hücum anlamında iyi bir performans gösterse de ben yine ÇSK'nın e, galibiyete yakın olduğunu ve galip gelen taraf olacağını düşünüyorum. E, Olympiakos-Valencia mücadelesini konuşacağız. Şimdi e, Olympiakos adına beni biraz düşündürüyor e, Valencia maçı. Yani zorlayabilir bir rakip olarak aslında Görüyorum Valencia'yı. Olympiakos'un kazanacağını düşünmeme rağmen koç sen katılır mısın zorlu bir maç olacak. Şimdi mı? Valencia CSK'yı yendi. Evet. 103 sayı atarak ve 6 oyuncusundan çift hanelerde skor öğretti. E, için geri gelmesi, e, Abelden'in ekstra işleri yapan bir oyuncu gibi olması oradaki rotasyonu ve verimliliği arttırdı. E, daha önce 1-2 oyuncunun üstüne kalan performans şimdi takım halinde paylaşılıyor. Yine de Olympiakos'un e, şu anda yakaladığı form grafiği. Spalunist'in ve ismi bu sorunun cevabı çok kilit. Çünkü Strenniaks işte çok iyi oynuyor şu sıralar. Şimdi maçı kazandıran oyuncu durumuna geldi. Olympiakos'un iç sorunlarını veya iç kimyasını düzenlemesi Valencia'ya karşısında da galibiyeti getir Ama senin de dediğin gibi çok kolay bir maç değil. Çünkü Valencia'da topu paylaşan bir takım durumunda. Handikap oynamak için bence riskli bir maç ee, ama kazanan e, için e, Olimpiakos ismi tabii ki ön planda. Şimdi Malaga makabi Aviv, Perşembe günü deplasmandan galip gelecek bir takım var mı? Şu ana kadar ki üç maçta ev sahibi takımlar avantajlı gibi görünüyor. Ev sahibi takımlar kazanır e, diye yorumluyoruz. Ama bugünden yani Perşembe'den bir deplasman galibi çıkacaksa bu takım makabi olur mu? E, Malaga için şöyle bir durum var. E, playoff şansını sürdürmesi gerekiyorsa bu maçı kazanması hı hı. gerekiyor. Ama e, Perşembenin en zor maçı. E, Malaga'nın hücum performansı çok böyle pırıltılı olmasa da özellikle evinde daha agresif maçlar oynuyor. Ben burada e, bir takım evde e, kaybedecekse Malaga'nın kaybedeceğini düşünüyorum ve makabidiyorum. E, ben de. Makabi'yi e, galibiyete yakın taraf olarak görüyorum. Dolayısıyla Perşembe'nin deplasman e, galibi takımı Makabi olur bana göre. Ama ben aynı zamanda e, Malaga'nın hani bu maçı kazanmak adına e, sergilemek zorunda olduğu performansı düşünerek bu maçın üst bitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sayı barajının altında kalacaktır. Biraz daha e, savunma yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Altta bir opsiyon. Şimdi perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla alakalı İhsan Hoca ve benim görüşlerim bu şekildeydi. Cuma günü karşılaşmalarını konuşmak üzere. Hoşçakalın.